Bir kardeşimiz diyor ki anneme diyor örtüyle alakalı örtünün en eftal olanı çarşaftır dedim diyor. O da diyor ki diyor içi düzeltmiyor ki o diyor yani. Böyle bir şey söylemiş. Bununla alakalı ne söyleyelim bu annemize? Yani şimdi Yani içi düzeltmiyor derken yani içi de düzeltmek lazım. O da aslında şöyle bir ifade yani. Örtüsü var ama yanlış işler yapıyor. O da değil yani ama önce dışarıdan başlamak lazım. Önce zahirden başlamak lazım. Usulüne uygun olarak önce dışımızı güzel örtümüzü bürüneceğiz. Ondan sonra da içimiz dediğimiz ahlakımızı yani. Bak o da çok önemli bir ifade. Örtüsü var ama sokakta olmayacak davranışları hallerde, var. davranışları var. Ahlakları ya ifadeli ağzı bozuk. Yanlışları var. Bu da doğru değil. Ama önce dışımızla İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Dışımızı, Zahirimizi, zahirimizi önce güzel düzeltmemiz lazım. Ondan sonra da çünkü ahlak bir anda belki zahirimizi bir anda şeye sokabiliriz, örtüye sokabiliriz. Yani mesela bir örtüyü bürünebiliriz ama o örtüye bürünmek demek bir anda ahlakını değiştirmiyor. Belki de ahlakını düzeltmek senelerini alabilir bir insanın. Ama sıralamada önce dış görünüş zahirimiz, ondan sonra iç görünüş dediğimiz, içimiz dediğimiz ahlakımızdır. Annemiz önce bir dışından bir başlasın. Bir çarşafıyla değil mi? Kalbin başlasın. temiz diyorlar ya hocam. Allah da inşallah Bu ifadeye yaradı. Razak olalım. onun bereketiyle, onun şeyle beraber ona bir kolaylık verecektir. Bunlar şey ifadeler değil tabii yani. Kalbimiz temiz demek de kalp temiz olmuyor yani.